ilgilerimizi ve tabii bakanlığımızın UNESCO'nun anma programlarını Türkiye'den bu yıl 4 önemli program kabul edilmiş oldu. Halide Edip Adıvar'ın vefatının 50. yıl dönümü münasebetiyle Halide Edip'in UNESCO'nun anma programlarına dahil edilmesi, İslam Eserleri Müzemizin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle İslam Eserleri Müzemizin UNESCO programlarına dahil edilmesi, Gaspralı İsmail'in, Türk düşünürü Gaspralı İsmail'in vefatının 100. yıl dönümü münasebetiyle Ukrayna ile birlikte, malum Gaspralı Kırım asıllı olmak hasebiyle Ukrayna ile birlikte önerdiğimiz anma programına dahil edilmesi, önerisinin kabul edilmesi ve bir de Matrakçı Nasuh'un 450. ölüm yıldönümü münasebetiyle onun da UNESCO anma programlarına dahil edilmesinde gösterdikleri gayret ve başarı nedeniyle daimi temsilciliğimizi ve UNESCO Milli Komisyonumuzu tebrik ediyorum. Biliyorsunuz UNESCO, Birleşik Amerika'nın ve İsrail'in aidatlarını ödememesi nedeniyle ciddi manada bir finansal sıkıntı içerisine girmişti 2 yıldan beri. Türkiye, UNESCO'nun içine düştüğü bu finansman krizini aşması için ciddi katkılarda bulunan ülkelerin başında geliyor. En çok katkı yapan 25 ülkeden biriyiz. Bu yılda UNESCO'ya yaptığımız katkıyı 2 misline çıkardık. Yine bu ayın 19'unda inşallah UNESCO'da yapılacak bir seçimle Dünya Kültürel Miras Komitesi'ne ülkemizin adaylığı konusunda ciddi mesafeler aldık. Bu konferans münasebetiyle burada arkadaşlarımızın daha önce başlattıkları çalışmalara ilave olarak değişik ülkelerden gelen UNESCO'dan sorumlu eğitim bakanları, kültür bakanları veya ilgili bakanlarla ikili görüşmelerimizde üyeliğimiz konusunda desteklerini talep ettik. Pek çoğundan bu konuda destek teyidi veya vaadi aldık. İnşallah ayın 19'unda yapılacak seçimlerde de olumlu bir netice alacağımızı ümit ediyoruz. Bu konuda Anadolu Üniversitesi ile hemen görüştük. Yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah Mart ayındaki açık öğretim sınavlarında Paris'te sınav yapılacak merkezlerden biri olarak Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenmiş oldu.